İlk Türk vampirleri kimlerdir? Kimleri ısırmışlardır? Nerede gömülüdürler? Halen aramızda dolaşıyorlar mı? Karanlık bastığında bir asmalı mescit kafesinin tuvaletinde karşılaşma ihtimali nedir? Karşılaşsan neresinden tanıyacaksın? Şaka mı yapıyorum, ciddi miyim? Olmaz sanıyorsun ama bir gündüz vakti sıra selviler üstünde sevişen bir vampir çift görsen ne yapmalısın? Bunlar ve daha neler neler. Şimdi çok özel bir dosyayı aralıyoruz. Aslında bu dosya bir avuç kahramanın giriştiği büyük bir maceranın dosyası. Onlar ki gulyabanilerin, cinlerin, perilerin kültüründe haçla kovulabilen vampirlerin filmini yapmaya giriştiler. Bu videomuzda yayıncısıyla, senaristiyle, oyuncusuyla yalnız onların macerası vardır. Hazır mısın dinlemeye? Türkiye'nin ilk hip hop temalı yerli yapım vampir dizisi Yaşamayanlar vatana millete hayırlı olsun. İstanbul'daki vampir nüfusu hayat tarzları, üzüntüleri, sevinçleri, hırsları, kavgaları ve aşklarıyla karşında. Konusuyla merak uyandıran, kadrosuyla göz dolduran dizinin oyuncu listesinde yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin. Son günlerin başarılı kadın artisti Elçin Sangu, Birkan Sokullu, Selma Ergeç, Efecan Şenolsun ve Türkü Turan gibi popüler isimler de var. 1800'lü yıllarda Selanik'te başlayan ve günümüz İstanbul'unda devam eden hikayenin baş kahramanı Mia, yani Elçin Sangu. Hazin bir olay sonucu en güçlü vampirlerden biri olan Dimitri, yani Kerem Bürsin tarafından ısırılarak vampire çevriliyor. Zamanla insanlığa ihanet etmenin vicdan azabı güzel vampire Mia'yı yoruyor. Vampir olarak geçirdiği 130 yılın ardından Mia kararını veriyor. Dimitri'yi öldürmeli ve yeniden insan olmalıyım diyerek İstanbul'a, yani Dimitri'nin sahibi olduğu şehre geliyor. Ve macera başlıyor. Bundan sonra dizimiz pek de alışık olmadığımız bir konu üzerine odaklanıyor. İki grup arasında devam eden bir mücadeleyi anlatıyor. Araya iyi vampir, kötü vampir çeşitlemesi de katarak. Tabii vampirler sonuçta kötü, avcılar ise iyi. Vampirler zengin, avcılar fakir. Vampirler yakışıklı ve güzel. Avcılar çirkin ve bakımsız. Türk dizilerinden alışık olduğumuz bütün her şey burada da mevcudiyetini sürdürüyor. Tek fark, klişeleşmiş bu ayrımı vampirler üzerinden yapmaları. Ha, hal böyle olunca her şey bize tanıdık gelmeye başlıyor. Muhteşem oyuncu kadrosunun vampir ve avcı grupları dağılımı ise şu şekilde. Baş vampir Dimitri'yi canlandıran Kerem Bürsin. Binlerce küsur yaşında. İstanbul'da gece kulübü işleten bir mafya vampir. Bin yıllık işletmeci. Büyük tecrübe. Osmanlı döneminde nerede, ne yapıyordu acaba bu Kerem ya? Yani sen de bütün zor soruları bana sordun ya. Herhalde, nasıl çevireceğim? Ben sanırım şerbetçi domunumuz. Belki ileride flashbacklerle görebiliriz. Kıssadan ise, İstanbul'da yaşıyorsan ve alemlere akıyorsan dikkat et. Gideceğin gece kulübünü iyi seçersen boynunda bir ısırıkla çıkabilirsin yani. Üstelik o kadar kötü de olmayabilir. Şu cebindeki para aynı kalırken her şeyin fiyatının acayip arttığı koşullarda bir ısırık kurtuluşun da olabilir. Gel keyfim gel ondan sonra. Yüzyıllarca yıl yaşa, hatta ölümsüz ol, yakışıklı ol, güzel ol. Geçim derdi ne demek hiçbirini bilme. Zengin ol ya. Oho, Orçun be, bir ısırsana beni be. Sen ısırma. Bundan vampir olmaz. Zombi olur. Şişkin ağzınızı. Abi oğlum. O yüzden zaten gece kulübünün adresini gizli tutuyorum ki izdiham olmasın. Neyse. Hain planlarıyla dünyayı ele geçirmek isteyen baş kötü işte bu Dimitri. Koca İstanbul'un sahibi. Kerem, çocuksu ifadesiyle alıştığımız vampir cool'luğundan biraz uzak kalmış ama olsun. Ama vücudu yaşına göre bayağı iyi durumda. Şuraya kaslı Kerem koyayım. Konuşurken fazlaca kasılması dışında başkaca bir yamuğunu görmedim. Mesela İstanbul'a İstanbul diyor. İstanbul. Şişkence çekiyorum, İstanbul'da diyor. Ha, ayrıca gündüz vakti İstanbul sokaklarında kızlarla sevişmesini de takdir mi etsek, tekdir mi etsek bilemedik. Yurdumun abazan erkek nüfusu için al sana vampir olma nedeni daha. Mia hikayenin ana karakteri. Elçin Sangu tarafından hayat verilen bu karakter canı sıkılmış, darlanmış bir kızcağız. Kendisini vampireye çeviren Dimitri'yi öldürerek yeniden insan olma peşinde. Ya kardeşim, adam ısırmış, ölümsüz yapmış. Tekrar ben ölümlü olayım. Yani ben anlamadım şu kadınları, çözemedim bir türlü ya. Sana ne ya? Sana ne, kendi tercihi. Bugün öyle istiyor, yarın tekrar ister, ısıttırır, sana ne? Bu rol için güzelim saçlarından da vazgeçti. Bak diyorum, kadın her şeyi yapıyor ama ben yakıştırdım Elçin'e. Çok güzel olmuş bence.
Ama vampirlik Kerem'de olduğu gibi Elçin'in üstüne tam oturmamış. Sanki aslında ikisi de doğuştan özbe öz insan da rol gereği vampir oluyorlarmış gibi. Neyse tamam, ikisi de çok iyi rol yapıyorlar ama. Vampirler bu şekilde aralarında çekişirken karşı tarafta ise vampire filmlerinin kaçınılmaz elemanı avcılar var. Vampir toplayıcı olan avcılardan bahsediyorum. Vampirlerle savaşıyorlar. Efecan Şenolsun'un canlandırdığı Sercan karakteri avcı grubunun lideri. Kendilerini avcı olarak çağıran bu grup neden var? Ne yapıyorlar hiç belli değil. Hayır, kendileri de dizide bunu belirtiyor. Sanki senarist ekibi son dakika Thanos'un karşısında duracak bir yenilmezler takımı yaratmaya çalışmış ama zaman da yetmemiş gibi. İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan, underground Türkçe rap dinlerken ot içen, küfür eden, 2018 yılında ağaçtan kazıklarla vampir avlamaya çalışan değişik bir kalabalık. Arada gülsek olmadı böyle. Olmadı. Allah'ım ya. Keşke doğrudan 01'den transfer etselerdi ya. Vampirlerde bir de Numel var. Birkan Sokulu'nun oynadığı bu karakter biraz gizemli bir kişilik. İnsanları yok etmek isteyen Dimitri'nin aksine birlikte yaşamaya razı olmuş adam ya. Görmüş, geçirmiş. Yani biraz sıkılmış değil mi Emre'ciğim? Bıkmış, bıkmış adam. Ya ben de bıkarım. Düşünsene kaç tane Acun ve Şeyma aşkına tanık olmuş. Demet'le Okan'ın boşanmalarını görmüş. Mia'yı İstanbul'lara getiren, kendi amacı için kullanan kişi de Carmen. Mia'dan birazcık daha büyük. Gençken Dimitri'nin heyecanına kendini kaptırmış. Şimdi çok pişman. Bu ne ya, Gündüz Kuşağı dizisi gibi. Selma Ergeç tarafından canlandırılıyor. Ekranlardan takım elbiseli bankacı haliyle ezberlediğimiz Selma Hanım'ı deri ceketler, platin saçlarla görünce biz böyle bayağı bir heyecanlandık doğrusu. Ama vampirlikten ve bankacılıktan daha çok Muhteşem Yüzyıldaki o sultan kılığı daha çok yakışmamış mıydı ya? Böyle tatlı, masum. Kim bilir, belki de o dönemde aslında sultan kılığında bir vampireydi. Neden olmasın? Yani uzun lafın kısası, yaşamayanlar avcı ve vampirlerin büyük savaşını anlatan İstanbul'da geçen bir vampir dizisi. İstanbul'da geçiyor diyoruz ama özellikle gece sahnelerinde gösterilen iç ve dış mekanların görüntüleri la bu İstanbul'un neresi dedirtiyor. Zira neon ışıklarla dolup taşan ateşe verilmiş teneke variller İstanbul'a değil New York'a ait gibi duruyor. Bir diğer önemli konu, günlük hayatın doğallığı bozan şekilde göze sokularak aktarılması. Özellikle avcı arkadaşlarımızın kendi aralarındaki konuşmalarda sürekli küfür etmeleri mesela. Bir taraftan Versailles'da yaz okuluna giden paşa torunları, diğer tarafta ise sürekli küfür eden çomarlar var ya. Tezatlık yok mu burada? Evet. Son sıralarda bir internet geleneği oluşmaya başladı. Televizyonlarda, kızlarda dekolte yok, içki yok, sigara da yok. Sakız. Yok yok, sağ ol İskender. Ben oldum olası sınamadım sakıza ya. Çiğneyemiyorum ben. Bıyıklarıma yapışıyor. Öpüşme arada oluyor da onun bir üst boyutu haşa. İnternet de bunun öbür ucuna doğru hızla gidiyor. Her sahnede içki, ot, sigara, seks, küfür üstüne küfür. Ameke. Yok mu ya bunun ortası, samimi olacağız diye ne yapıyorlar ya? Yaşamayanlar da neredeyse her sahnede yerini almış bu internet geleni. Madem özgürsün bas küfrü. Kim tutar seni? İlber Ortaylı uslubunca eleştirdiğimiz Yaşamayanlar dizisi son dönemde Türkiye'nin yıllardır tekrarlanan dizi janrasını bir tık genişletti ya. Başta dedik ya, bir avuç kahraman maceracı, Hristiyan kültürüyle fazlaca samimi olmuş bir olayı İslam coğrafyasında deneme cesareti gösterdi. Öncelikle bunun için tüm ekibe teşekkür edin. Teşekkürler. Her macera iyi bitmeyebilir ama maceracılar olmazsa hayatlarımızda çok sıradan olurdu. Belki de diziyi burada çekip sonra da dünya piyasalarında satmayı hedeflediler. Kim bilir, neden olmasın? Artık bunu zaman ilerleyince anlayacağız galiba. Düşünsenize, Netflix alıyor, İspanyolca altyazı ekliyor ve dünyaya açılıyorlar. Hadi bakalım, inşallah. Dizi arada kalmış gibi. Bir bölümde fi izliyoruz sanarken diğer yanda Kurtlar Vadisi pusuya dönüyor senaryo. Bu kadar değişik ve ülke kültürüne yabancı bir konuyu yapma cesareti. Batılı tiplemeleriyle kafalara yer eden vampir karakterlerine yeni yorumlar getiren oyunculuklar. Emine! Yolla bam bam yorumları. Al! Ali Murat ASF ASD. Boş boş kendi yorumlarınızı katmayın. Bilgi veriyorsanız verin, vermiyorsanız SG'nin AMK. Anladın sen o SG'yi. İlk başta anlamamıştım Emre. Ne kadar masum ve temiz kalpliyim. Bilgi verdiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. SG'nin AMK. Evren Ayhan. Bu kadar iyi anlatmak zorunda mısın? Ey Vibio demiş. Evrencim, bu kadar iyi anlatmak zorunda mıyım? Bana mı demiş, Vibio'ya mı demiş Emre?
Bilmiyorum ya demiş. Okuyorsun ya yavrucuğum. Hüseyin Doğruöz. Spikerliğin güzel ama nokta 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 boşlukların sınavı. Sen nasıl doldururdun? Spikerliğin güzel ama. Diksiyonunu biraz düzeltmen lazım derdim. Nazlı Beyaz Yıldırım. İyisin, hoşsun da arkandan kovalayan mı var? Neden bu kadar hızlı anlatıyorsun? Biraz daha sakin. Evet, doğru söylüyor. Bravo Nazlı. Aynısını söylüyorum. Nazlıcığım doğru söylüyorsun. Hakikaten ekip arkadaşlarım da o konuda uyarıyorlar. Biraz daha sakin anlatmaya başladım. Saçmalardan seçmeler. Bu videoya çıkarmadınız ya, bu arada videoya çıktıysam buradan Tokatlı kardeşlerime selam olsun demiş. Biz de buradan Tokatlılara selam gönderiyoruz. Selam! İrem Sezer. Hapishane ne ya? Hapishane düzgün telaffuz edin, şunu çıldıracağım demiş. Hayda, iyi de denetecek. Hapishane. tamam canım, doğru söylüyorsun. Dikkat etmeye çalışıyorum ama çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştığım için arada öyle ufak tefek sürçülisanlar oluyor, affola. Umutcan Sezdi, ben görmek senin küçük dil ancak o dil olmamak gözüktüğü kadar küçük. Kendisi kulak burun boğaz doktoru galiba. Şuradan. Muhammed Karaçoban, Ruhi daha fazla görmek istiyoruz videonun içinde. Ruhi'yi daha fazla görmek istiyorsunuz, biz de istiyoruz ama şimdi kendisi çok sıkıldı, yoruldu yani. Bugün çok fazla çekim yaptık. Dedi ki ben de gidiyorum, alıp başımı gidiyorum dedi. Ben de tamam Ruhi'cim, bir sonraki çekimde dedim. O da tamam dedi. Allah aklımı, saçım nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Buradan çıkacağım. Hadi gel. Hadi gidelim.